Selamun aleyküm arkadaşlar. Çok güzel bir kekik türüyle karşı karşıyayız. Origanum SP İzmir keki. Endemik olarak Türkiye'de yaklaşık 15 türü var. Zaten dünya çapında da Türkiye'ye özgü bir bitki olarak biliniyor. Bizim ismimizin geçtiği bir adı var. Latince bir adı var ama tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Origanum ailesinden İlk kekik olarak kültüre alınmış, ticareti yapılan, birçoğumuzun mutfağında kullandığımız o güzel kokulu baharat bu arkadaşlar. Harika bir tür. Çok severek kullandığımız, birçoğunuzun mutfağında olan ama doğadaki halini bilmediğiniz tür. Timus normalde kekik ailesinin genel adı ama Origanum ailesi de kekik olarak kullanılıyor. O da bir kekik çeşidi. Dediğim gibi yaklaşık 15 türünün endemik olarak Türkiye'de olması özellikle bizim için çok güzel bir değer. Korumalıyız, tüketmeliyiz, faydalarını kendimizde kullanmalıyız. Neler var arkadaşlar, nasıl kullanıyoruz? Bir defa hepinizin bildiği gibi pek çok yemekte baharat olarak kullanıyoruz. Bol miktarda vitamin, mineral içeriyor, güçlü bir bitki. Çiçekleri, yaprakları ilaç veya gıdalarda kullanılıyor. Ayrıca parfüm ve diş macunu yapımında da kullanılıyor. Sanayide de kullanılıyor. Demlenip çay olarak tüketebilirsiniz. Lakin arkadaşlar bunun çayı biraz acı olur. Normal taş kekiği bir önceki videoda anlatmıştım. Taş kekiği gibi değil. Ben bu kekik türünün çayını çok tercih etmiyorum. Bunu daha çok baharat olarak kullanıyorum. Potasyum, magnezyum, demir, selenyum, kalsiyum açısından zengin. Bol miktarda C, A, K, E vitaminleri içeriyor. Folik asit, B kompleks vitaminleri kaynağı, kolesterol düşürüyor, kalp dostu, yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinin önüne geçiyor. Damar sertliği solunum sorunlarını yavaşlatıyor. Kalp krizi dahil olmak üzere çoğu kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Düşük tansiyon hastalarında kan basıncını dengeliyor. Ani yere düşerler ya arkadaşlar, onu engelliyor. Kolon, meme ve birçok kanserde yayılmayı engelleme özelliğine sahip ve yardımcı. Ursolik asit, lütein, beta sitesterol, karvakrol sayesinde kanser hücrelerinin oluşmasını durduruyor arkadaşlar. Dediğim gibi kekik eve girmeli. Özellikle doğalı girmeli. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, grip nezleye karşı koruyor, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırıyor. Kekik yağı yaraların iyileşmesine katkı veriyor, toksin attırır. Mide bağırsak şikayetlerini azaltır, bağırsak kramplarına iyi gelir. Adet döneminden bir hafta önce başlanırsa adet gecikmesini engeller, çayı enerji verir. Çayı nasıl demliyoruz? Bir çay kaşığı kekiği kaynar suda 10 dakika bekletiyoruz. İçine acı olmasın diye bal ve limon katıyoruz. Afiyet şifa olsun diyoruz. Beraber toplayalım biraz. Şu kamerayı geri alayım. Bakın. Laden, burada meşe ve dibinde kekik. Çok güzel koktu. Yani şu an kokusunu net alabiliyorum. O kadar net sizi etkileyecek bir kokusu var. Hemen yanında da kantaron var. Hemen yanında laden var. Hepsinin çayı yapılıyor. Hepsi işe yarıyor. Maşallah. Selametle kalın. Kekikle kalın.